Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok muhterem kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ve de Rabbim cümlemize lütfuyla, keremiyle, ihsanıyla, rahmet ve merhametiyle tecelli buyursun, İhsan etsin, bizlere ikramda bulunsun diye dua ediyorum. Yine bir canlı yayında beraber olmanın neşesiyle, huzuruyla Rabbimize sözümüzün başında hamd ve senaların en mükemmelini, en güzelini arz ediyoruz. Bahşettiği nimetlere, özellikle İslam ve iman nimetine hesapsız şükürlerle şükrediyoruz. Sonra da Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Rabbim yüce dergahında ahseni kabul ile makbul buyursun inşallah. Değerli kardeşlerim, unutmadan sözümün başında Rabi'ül Evvel ayımızı tebrik ediyorum. Kainatın efendisinin dünyayı şereflendirdiği mübarek bir aya yeniden girdik. Bu Mevlid ayı, bu Rabi'ül Evvel geçmiş yıllardakinden daha fazla bizim için rahmet ve merhamete vesile olsun inşallah. Biz daha çok Resulullah'a yaklaşalım, daha çok Rabbimizin ve Allah'ın Resulü'nün hoşnutluğunu elde edelim ve de Rabbimiz ve aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri bu ayda yapacağımız güzel amellerle, güzel ibadet ve taat ile, okuyacağımız Kur'anlar ile, salatu selamlarımız ile, zikirlerimiz ile, tesbihlerimizle bizden daha çok razı olsunlar inşallahurrahman. Tabii değerli kardeşlerim, Rabi'ül Evvel ayı Resulullah'ın ayıdır. Yani dünyayı şereflendirdiği aydır. Dolayısıyla bizim için çok önemlidir. Çok önemlidir. Onun için hatırlatıyorum, bu ayda becerebildiğimiz kadar daha çok salatu selam, daha çok aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerine hediyeler, manevi hediyeler ve de inşallah daha çok zikir, daha çok sadaka, daha çok güzellikler. Rabbim ümmeti Muhammed için Allah'ın Resulü'nün dünyayı şereflendirdiği bu ayı nice yeni doğumlar, yine nice yeni doğuşlar için lütuflarına, ihsanlarına vasıta kılsın, vesile kılsın. Ben sözümün başında yine siz değerli kardeşlerimin şimdiden, bugünden hem Mevlid ayını hem de Mevlid kandilini tebrik ediyorum. Rabbim nice mevlüt aylarına ve kandillerine sağlıkla, sıhhatle, afiyetle tekrar tekrar kavuştursun inşallah diye de dua ediyorum. Değerli kardeşlerim, inşallah biz ilerideki sohbetlerimizde Resulullah'ın güzel ahlakına yine döneceğiz. Gerek mevlüt ayının içerisindeki beraber olabildiğimiz sohbetlerde, gerekse kutlu doğum haftasındaki Nisan'a doğru gidiyoruz inşallah. Zaten her sohbetimiz Resulullah'ın şerefine, her sohbetimiz onun nuru ve bereketi içerisinde. Ama bugün ben değişik bir konuyu ele alacağım. Çok eskiden muhtasar olarak, yani bu sohbetlere başladığımız yıllarda, uzun zaman oldu elhamdülillah diyorum, Rabbime hamd ediyorum. Sizlerle beraber olmanın benim üzerimde büyük bir nimet olduğunu ifade ediyorum ve Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum bu sohbetlerden dolayı değerli kardeşlerim. Tahmin ediyorum 2007'de başlamıştık. Uzun zaman olmuş. Rabbime hamd olsun, şükürler olsun. İnşallah bu zaman zarfında birçok kardeşimize karınca kararınca faydalı olduğumu zannediyorum, tahmin ediyorum. Rabbim emeklerimizi boşa götürmesin ve o lütfetsin. O isterse olacak değerli kardeşlerim. Ama ilk günlerdeki sohbetlerimizde iman konusuna girmiştik ve de Rabbimize iman konusunda bazı konuları söylemiştik. Geçenlerde bir eseri böyle karıştırırken gönlüme düştü doğrusu.
bu sohbette dedim kardeşlerimle Allah'a iman konusunu bir daha paylaşalım. Yeniden bir daha bir Allah'a iman konusunda söylenilmesi gereken bazı şeyleri tekrar söyleyelim. Bugün inşallahurrahman Cenab-ı Hak Hazretlerinin tabii becerebildiğimiz kadarıyla, zamanın bize tanıdığı fırsat kadarıyla, dilimizin döndüğü, gücümüzün yettiği kadarıyla Rabbimizden bahsedeceğiz inşallahurrahman. Rabbimizin, Allah'ımızın sıfatlarını bugün size anlatmaya çalışalım. Çünkü biz onun kuluz. Kulun efendisini tanıması lazım. Çok iyi bilmesi lazım. Biz ona ibadetle mecburuz, görevliyiz. İbadet edebilmek için tanımak lazım. Biz onu sevmeye mecburuz. Onu sevmeden olur mu değerli kardeşlerim? Onu sevmeden mümin olunur mu? Onu sevmeden Müslüman olunur mu? Onu sevmeden kul olunur mu? Sevmek için de tanımak lazım, bilmek lazım. Evet, önce seveceğiz. Ya önce tanıyacağız, sonra sevgiyle, bilgiyle, irfanla ona ibadet edeceğiz, kulluk edeceğiz. Çünkü o bizim Rabbimiz, o bizim Halikimiz, o bizim Razikimiz, o bizim Mabudumuz. Onun önünde secde ediyoruz, ona kulluk ediyoruz. Her şeyimiz ondan. Yediğimiz, giydiğimiz, içtiğimiz, teneffüs ettiğimiz hava ondan, varlığımız ondan, o her şeyimiz ondan ve o bizim her şeyimiz. O bizim her şeyimiz. Mevlana'mızı hatırlıyorum bu noktada. Hani zaman zaman söylüyoruz ya, aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinden bahsetmek için kainat büyüklüğünde bir ağız istiyor. Ve de diyor ki ya Rabbi bana işte yektehan kahem ve pehnayı felek, şu kainat, şu varlık alemi büyüklüğünde bir ağzım olsun ki meleklerin kıskandığı o yüce zattan, o yüce peygamberden bahsedeyim. Şimdi Mevlana'mız Resulullah'ı anlatmak için kainat büyüklüğünde bir ağız istiyor. Meselenin önemine vurgu yapıyor. Ciddiyet olacağından değil belli ama mesele o kadar ciddi. Şimdi ben kalkmışım bu noksan halimle, bu aciz halimle Allah'ı anlatmaya çalışıyorum. Peşinen şunu söylüyorum ki onu hakkıyla ne anlamak ne de anlatmak mümkün değil. Ama ayatı ilahiyenin nuru ve bereketi içerisinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin ışığında şöyle yolumuza biraz ışık tutarak Rabbimizi biraz daha iyi anlamaya, biraz daha iyi tanımaya çalışacağız. İnşallahurrahman değerli kardeşlerimiz. Rabbimize iman dünya ve ahirette bütün mazhariyetlerin başı biliyorsunuz. Ona iman olmadan olmuyor. Onun var ve bir olduğunu. Önce bütün putları bir yıkacaksınız. Ondan gayri ne varsa ayağınızın altına bir alacaksınız. Ve bütün varlığınızla aleme ilan edeceksiniz. Yani önce bir la ilahe illallah diyeceğiz. Muhammedur Resulullah onunla beraber. Ondan sonra Allah'tan başka tanrı, Allah'tan başka mabut, Allah'tan başka ilah yoktur dedikten sonra kelime-i şehadet getireceğiz. Eşhedü en la ilahe illallah diyeceğiz. Yani ben bütün varlığımla inanırım ve bütün aleme ilan ederim ki, ben şehadet ederim ki Allah tek yaratıcıdır, tek mabuddur, tek tanrıdır, tek ilahdır. Her şeyinde tektir. Her şeyinde tektir. İleride göreceğiz inşallahurrahman. Onun için diyorum ki değerli kardeşlerim, Rabbimizi iyi tanıma, tabii gücümüz nispetinde. Aslında bu terazi bu sıkleti çekmez. Belli bir şey. Onu peygamberler bile hakkıyla tanıyamamışlardır ki biz tanımış olalım. Bunu evet, genel kültürümün içerisinde böyle söylüyorum. Hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bile öyle buyuruyorlar değil mi? Mâ arafnâke hakka marifetik. Ya Rabbim seni hakkıyla tanıyamadık. Seni hakkıyla bilemedik. Ama
Hocalarımız söylerler, usulü fıkıh kaidesidir. Ma la yudrakü küllü, la yutrakü küllü, değil mi efendim? Erbabının malumu. Becerebildiğimiz kadar, bilebildiğimiz kadar, güç yetirebildiğimiz kadarıyla Rabbimizi tanımaya çalışacağız. Rabbimizi tanımaya çalışacağız. Biz onu bu aciz halimizle, bu noksan aklımızla, bu ihatalı çevresi, çemberi, efendim ihatası belli gücümüzle anlamaya çalışırsak, o bize daha çok tecellide bulunacak. O bize daha yakın gelecek. O bize kendini daha çok anlatacak. İfade edemediğimiz şeyleri gönlümüzde yaşayacağız inşallah değerli kardeşler. Onun için hani tasavvuf erbabının kitaplarına kaydettikleri veya sohbetlerinde söyledikleri bir hadisi kutsi var. Beni gökler, beni bu kainat, beni yerler alamadı. İhata edemedi. Ve fakat mümin kulumun kalbi ihata etti beni diyor ya. Hani Musa aleyhisselama ya Musa ben acıktım da beni doyurmadın diyor Rabbimiz. Hadis-i şerif Resulullah anlatıyor. Tergib hadisidir. Ben daha evvel sizlere aktardım bunu. 2-3 maddesi var. Bir tanesini aktaracağım. Ya Musa ben acıktım da beni doyurmadın. Musa aleyhisselam o nübüvvet, risalet bilgisinin içerisinde ya Rabbi bu da ne demek böyle? Sen acıkmaktan, biraz sonra göreceğiz inşallah selbi sıfatlar içerisinde, sen acıkmaktan münezzehsin, ne demek ya Rabbi bu? Ya Musa falan kulum var ya, falan mahalledeki, falan evdeki, o falan fakirul hal olan, miskin olan, o görüntüsüyle insanların fazla kendisine itibar etmedikleri, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rubbe eş'ase eğbere zitimrayni lev aksama alallahi le eberrahu hadisinde ifade ettikleri o saçı başı dağınık, elbisesi eski, geldiği zaman sohbetlerde, meclislerde kendisine yukarıda yer verilmeyen o kullar var ya, işte onun gibi bir kul ya Musa. O acıkmıştı ya Musa. Eğer onu gidip de doyursaydın beni onun gönlünde, beni onun katında bulacaktın. Şuna bakınız. Şu hale bakınız. Gönlünde Allah var. Eğer biz ona yaklaşırsak o bize çok daha fazla yaklaşır ki hadisi kutsiyi hatırlayın değerli kardeşlerim. Kulum bana bir karış gelirse ben ona bir kol varırım. O bana bir kol gelecek olursa ben ona bir kulaç varırım. O bana yürüyerek gelecek olursa ben ona koşarak icabet ederim diyen bir Rabbimiz var. Öyle olunca biz onu anlamaya çalışınca, gayret edince, kullukta onu anlayarak kul olmaya çalışınca o bakalım gönlümüze ne tecellilerde bulunacak. Hani bazen hoş bir saatiniz olur, güzel bir saatiniz olur. Sebebini bilemezsiniz. Hatta bazen nedeninin içini bilemediğiniz gözünüzde bir yaş olur. Gönlünüzde bir genişleme olur. Bir böyle bir bast hali deniliyor ona tasavvufta. Gönlünüz böyle dünyalar kadar genişler. Huzur bulursunuz. Sanki bütün dünyayı kalbinize, gönlünüze alacak gibi olursunuz. Her şeye tatlı, her şeye büyük bir zevkle bakarsınız. Dua ayrı bir efendim zevktir. Namaz ayrı bir zevktir. Etrafınızdaki gördüğünüz her şey size ayrı bir anlam, ayrı bir mana ifade eder. Değerli kardeşlerim, işte o Cenab-ı Hak Hazretlerinin kullarına tecellisidir. Zikredersiniz diyor aleyhissalatü vesselam, Cenab-ı Hak Hazretleri üzerinize sekinet yağdırır. De Cenab-ı Hakk'ın gönle olan, ruha olan tecellisidir o. Biz ona doğru yaklaştıkça o bize fazlasıyla iltifatta, fazlasıyla ikramda bulunuyor. Ve de bizi, düşünebiliyor musunuz? Bizi yüce zatına kul olmak için yaratmış. Biz ne kıymetli varlığız yahu değerli kardeşlerim. Ya kendi eliyle, kendi kudretiyle yaratmış bizi Adem aleyhisselamı. İşte cennetin topraklarından da alındı Allahu Alem. Yeryüzünden de topraklar alındı. Hepsi karıştırıldı. Değişik sular. Sonra Rabbimiz Adem aleyhisselamı yaratıyor. Kendisi için halife olmak üzere.
Yani kendi adına dünyada Allah'ın dinini ikame etmek üzere Cenab-ı Hak Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Sonra ona kendi, zaman zaman söylüyorum ben bunu, yani birazcık olsun hakikatin, gerçeklerin farkında olalım da Rabbimize daha yakın bir kul olalım da Rabbimiz bize tecellilerde bulunsun, gönlümüz güzel şeylere açılsın da yani şu basit dünyada sadece, özür diliyorum biraz ağır söyleyeceğim, behimi hayattan biraz kurtulalım diye, başta kendime, sonra beni izleyen kardeşlerime. Yani değerli kardeşlerim, yani hayvanlar da özür diliyorum yiyor, içiyor, çoğalıyor, yok olup gidiyor. Aynı şeyleri biz de yapacak olursak onlardan ne farkımız kalır? Rabbimiz bizi yüce zatına kul olmak için yaratmış. Ondan evvel maddemizi yaratırken ve nefaktu fihi min ruhi, ben ona kendi ruhumdan üfledim diyor. Yani şu taşıdığımız bedende Rabbimizin kudreti var. O yaratmış bizi. Ruhumuzda Rabbimizin ruhundan esinti var, parça var, öz var, ona ittisal var. Ve nefaktu fihi min ruhi, ona kendi ruhumdan. Sonra bizi yüce zatına kul olmak üzere yaratmış. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ve ma halaktul cinne vel insa, öyle olunca cinleri önce söyleyelim. Ben insanları ve cinleri, cinleri ve insanları ancak bana kul olsunlar diye. Hasan-ı Basri gibi tabi'in ulemamız, Mücahid İbn-i Cerir gibi büyük insanlar buradaki liyabudunu, liyarifun, Allah'ı bilsinler, Allah'ı tanısınlar. Yani Rabbimiz beni bilsinler, beni tanısınlar diye yüce zatı için insanları yaratmış. Liyabudunu, liyarifun diye tefsir ediyorlar, izah ediyorlar. Öyle olunca kul olmak için Allah'ı bilmek lazım. Allah'ı bilmeye Allah dostları, büyükler marifetullah diyorlar değerli kardeşlerim. Marifetullah. Ne kadar bilebilirsek istidadımız nispetinde, gücümüz nispetinde, ne kadar güç yetirebilirsek bu konuda, ne kadar fıtratımızda istidat, yaratılışımızda istidat var ve biz ne kadar Allah'ı bilmeye layık isek o kadarını biliyoruz. Tabii Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bildiği gibi bilmemiz mümkün mü? Mümkün değil. Peygamberler gibi mümkün değil. Sahabe-i kiram gibi mümkün değil. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerinin bildiği gibi, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin bildiği gibi bilmemiz mümkün mü? Mümkün değil. Halimizi itiraf etmek lazım. Ama biz de müminiz elhamdülillah. Biz de Müslümanız. Rabbimiz bizi bu şeref ile müşerref kılmış. Biz de Rabbimizi tanımaya çalışmalı. Rabbimizi tanımaya gayret etmeli. Ve onunla böyle gönül alemimizde, iç alemimizde sıkı bir irtibata girerek Rabbimize kulluğun zevkine ve tadına varmaya çalışmalıyız. Ona büyükler marifetullah diyor. Marifetullah. Rabbim yüce zatının bir beşerin bilebildiği kadarı bilgilerini bize de bildirsin inşallah diye dua ediyorum. Yani bir insan, bir mümin, bir hakiki Allah dostu, bir veli ne kadar Allah'ı tanır, ne kadar Allah'a kul olur, ne kadar Mevlasına yakın olur, Rabbim bize de lütfetsin inşallah. Yoksa sadece olan hadisatı böyle değerli kardeşlerim, dünyada oluyor gibi, yani kar yağıyor, yağmur yağıyor, güneş açıyor, sabah oluyor, akşam oluyor, yiyoruz, içiyoruz, uyuyoruz. Yani bu hayat, çok özür diliyorum, sofra, işte yatak odası, sonra tuvalet, sonra iş, sonra sadece zahir, sadece madde arasında geçen bir dünya olur ki insana bu yakışmaz. Hele hele mümine ve Müslümana bu yakışmaz. Bir perdenin hiç olmazsa gerisine şöyle bir perdeyi bir aralayıp bir arka tarafa, bir geri tarafa, asıl mana tarafına, öz tarafına bir bakmaya çalışmak lazım. Orada neler var? Orada neler cereyan ediyor? Yoksa ya Rabbimiz cümlemize lütfetsin inşallah. Onun için aleyhissalatu vesselamın duasıdır der büyüklerimiz. Ya Rabbi
eşyanın hakikatini bize göster Allah'ım. Olduğu gibi ondaki esrara vakıf kıl. Esrara vakıf kıl. Şimdi madde alemi biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Şu yani Müslüman olmayanlar, gayrimüslimler koyuyorlar bir mesela çiçeğin yaprağının, geçenlerde öyle bir program gördüm ben. Çiçeğin yaprağının üzerine o mikroskobu koymuşlar ve içine doğru, derinliğine doğru gidiyorlar. Vallahi bir yaprakta kainatın boşluğunda ilerler gibi ilerliyorsunuz değerli kardeşlerim. Nelerle karşılaşıyorsunuz, neler görüyorsunuz, neler görüyorsunuz. Baktığınız zaman yeşeren, işte ondan sonra da kuruyup yok olan, saman olan bir yaprak zannediyorsunuz. Hele bir gir bakalım bir içine. Hele bir oradaki bir dünyayı keşfetmeye çalış. Şu alemi bir keşfetmeye çalış. Bir de insanın gönlüne gir ve o sınırsız alemde bir seyahate çık bakalım. Neler olacak, neler olacak? Değerli kardeşlerim, alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız mutlak kudretin sahibi, mutlak gücün sahibi. Biz gençliğimizde sokaklara, duvarlara Rabbimizle ilgili bazen böyle yazılar yazıyorduk veya işte konuşmalarımızda söylüyorduk. Mutlak güç, mutlak kudret diyoruz. Aczi olmayan gücünün, inşallah ileride göreceğiz, sınırı olmayan bir güç. Sınırı olmayan bir güç. Şimdi biz insana bakıyoruz, şu sayfayı görüyorum, arkasını göremiyorum. Masanın altını göremiyorum, duvarın arkasını göremiyorum. Yani bizim gücümüzden, bizim varlığımızdan ne olacak değerli kardeşlerim? Evet, alemde her şeyin yaratıcısı O. Mutlak kudret sahibi O. Efendim otorite, gerçek otorite O'nun. Evet, hakimiyet, işte söylemek istediğim biraz evvelki buydu. Hakimiyet kayıtsız, şartsız Allah'ındır aslında. Ben de bir şey yapıyorum diyenler kendilerini kandırıyorlar. Çok küçük şeylerle. Hani çocukların sokakta Mevlana'mızın dediği gibi çelik çomak oynadığı gibi bir şey yani. Evet. Marifetli hokkabaz, başını kaldır da bak. Necip Fazıl Üstad da öyle söylüyor. Marifetli hokkabaz, başını kaldır da bir bak. Göklerde bir oynayan var, yıldızlarla çelik çomak diyor. İlmi sınırsız, gücü sınırsız, kudreti sınırsız, bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf. Yani kemal sıfatları dediğimiz o noksansız, o efendim herhangi bir tarafında acizlik olmayan bütün sıfatlarla muttasıf, bütün sıfatlar, olgunluk sıfatları onun üzerinde, bütün acizlik, bütün noksan sıfatlardan da münezzeh, onlardan da uzak. Böyle bir kemal sahibi, mutlak kemalin sahibi Rabbimiz. Mümin Rabbinin, Mevlasının böyle olduğunu bilmek mecburiyetinde. Benim öyle bir Rabbim var ki, öyle bir Allah'ım var ki gücü her şeye yeter. Her şeyin yaratıcısı O. Kainatın gerçek sahibi O. Öyle bir iman, fütursuz, noksansız, şeksiz, şüphesiz bir iman ve mümin her şeyini ona, Allah'a teslim edecek. Her şeyini Allah'a teslim edecek, her şeyini ondan bilecek. Onun için büyükler öyle demişler. Allah'a hakkıyla iman edenler kederden beri olurlar. Evet. Nasıldı? Kün me'allahi ve la tubali. Büyüklerimiz öyle söylüyorlar. Allah ile beraber ol, onun dışında hiçbir şeye aldırış etme artık. Hiçbir şeye aldırış etme. Vallahi o zaman ne keder kalır, ne üzüntü kalır, ne sıkıntı kalır. Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olmak. Estağfirullah. وَمَنْ اَحْسَنُ الدِّينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Rabbimiz Kur'an'da böyle buyuruyorlar Nisa suresinde. Din bakımından, hayat bakımından, Allah'a teslimiyet bakımından, yaşantı bakımından, iman ve inanç bakımından Allah'a bütün varlığını teslim edip mimmen esleme vecehu lillah, bütün varlığını Allah'a teslim edip sonra ve huve muhsinun,
yaptığı her işi en güzel ve en mükemmel şekilde yapmaya çalışan, sonra da İbrahim Aleyhisselam'ın dinine, yani tevhid dinine, vahdaniyet dinine tabi olandan daha güzel kim olabilir? Mümin, hakiki mümin. Rabbimiz bir ayette üç muhteşem manayı böyle sıralayıveriyor. Sizin önünüze üç tane muhteşem, üç tane pencere açılıyor önünüze ama arkasında dünyalar görüyorsunuz. وَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ Bütün varlığını, her şeyini Allah'a teslim etmiş. Her şeyi Allah'tan biliyor. Onun için hani biraz evvel dedim ya, kullukta en yüce mertebelerden biri marifetullah mertebesidir. Arif insan deniliyor ona, marifetullah neşesine ulaşan kişilere. Babacığım hep böyle söylerdi sohbetlerinde. Abid, Allah'a kulluk eden abid, yarın ne yapsam ki, işte şu konuda nasıl tedbir alsam ki, nasıl rızık kazansam, dükkanda ne yapsam, evde ne yapsam, yolculuğa nasıl çıksam, hep böyle düşünür. Arif ise zatını, kendisini Allah'a teslim etmiş olan arif ise o ne yapacak? Yani abid ben ne yapsam ki diye düşünürmüş. Arif ise acaba o nasıl tecelli edecek? O ne yapacak? Benim için ne hazırladı? Yani hocam biz selin önündeki süprüntü gibi miyiz? Hayır canım, onu demek istemiyorum. İyi anla. Allah'a teslimiyeti anlatmaya çalışıyorum. Sonra vettebe'a millete İbrahim'e hanife. Hanif olarak, vahdaniyet dinine bütün varlığıyla teslim olmuş olarak İbrahim'in dinine de tabi olan kişiden daha dini daha güzel olan kim olabilir ki? Rabbimiz böyle buyuruyorlar. وَاتَّقَدَ اللّٰهُ اِبْرَاه۪يمَ خَل۪يلًا Allah İbrahim'i kendine dost edindi. Marifetullah seviyesine erişince İbrahim Aleyhisselam o teslimiyete, Allah'a, o güvene, o inanca efendim sahip olunca Cenab-ı Hak onu kendisine dünyadayken bir beşeri Allah dost edindi. Nasıl bir iş bu böyle? Kainatı yoktan var eden yüce kudret dünyadaki insanlardan bir tanesini kendine dost ediniyor. Nasıl bir şey bu? Sen İbrahim Aleyhisselam'ı benim gibi bir insan zannetme. O İbrahim o. O Allah'ın dostu o. Onun bir gönlüne bak. Onun bir ruhuna gir. Onun bir işte biraz evvel söylediğim gibi perde gerisindeki yaşantısına, haline, evsafına, sıfatlarına bir bak. Biz bugünün dünyasında bilye oynarken, çelik çomak oynarken, 70 yaşımızda hala 7 yaşımızdaki halimizle dünya ile meşgul olurken o daha gençliğinde nasıl Allahu Zülcelal Hazretlerinin inamlarına ve ihsanlarına sahip olmuş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hep söylüyoruz. Uykuda bile Allah ile beraber. Onun için diyoruz ki abdesti bozulmuyor aleyhissalatu vesselam. Uyuduğu halde abdest, neden? Abdesti bozulmuyor. Neden? Allah ile beraber. Uykuda bile Allah ile beraber. Mevlana'mız öyle söylüyor. Geçenlerde babacığımın sohbetini dinliyorum. Orada söylüyor, Mevlana Hazretlerinden bahsediyor. Gerçek er odur ki uyandığı zaman, gece istirahat ettiği halde uyandığı zaman uyanık olanların menzilinde sabahlamış olsun. Mevlana'mız öyle söylüyor. Peki nasıl olacak bu? Marifetullah ile. Marifetullah ile. Uykudayken bile Allah'ı zikrediyor, Allah ile beraber oluyor. Onun uykusu bile ibadet. Diğeri seccadesinin üzerinde gözyaşlarıyla ağlıyor, çırpınıyor, feryat ediyor. Sabahleyin belirli bir makama, belirli bir mevkiye gelmiş. Öbürü istirahat ediyor, öyle bir kul ki onunla sabahleyin sabah namazına çıktıkları zaman, camide, mescitte efendim birleştikleri zaman aynı makamdalar, aynı çizgideler, aynı mevkideler. Nasıl olur bu? Allah isterse olur. Değerli kardeşlerim, Rabbimizi bilmek, tanımak lazım. Sözü uzattım galiba ama yani gönlüm öyle arzu ediyor. Keşke daha güçlü olabilsem istiyorum, daha becerikli olabilsem, daha iyi şeyleri anlatabilsem size, daha böyle perde gerisine geçebilsem ama işte büyüklerimizin dediği gibi bizim istidadımız bu kadar. Bu kadarına ancak güç yetirebiliyoruz. Onun için ne kadar anlayabiliyorsak ancak o kadarını anlatabiliyoruz. Bazen de samimi söylüyorum bunu. Yani ne olur yanlış anlamayın. Sizdeki hal gibi
bazen gönlümüzde bir şey oluyor, onu Akif'imizin de dediği gibi dili yok kalbimin, ondan çok bizarım diyor ya. Hani duyuyorum, hissediyorum ama anlatamıyorum, zira kalbimin dili yok, bilsen ne kadar bizarım. Bazen de anlatamıyoruz, hakikaten öyle, siz de öylesiniz biliyorum. Bazen gönülde olan insan kelimelere dökemiyor. Rabbim gönül alemimize, gönül ufkumuza, gönül iklimimize bereket nasip etsin inşallahurrahman. Ayat-ı ilahiyenin ışığında, nurunda ve bereketinde Rabbimizin, yani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kendisi için, yüce zatı için neler söylemiş. Ah! Kur'an-ı Kerim'i bir anlayarak okuyabilsek değerli kardeşlerim. Bir anlayarak okuyabilsek. Onun için yavrularınızı İmam Hatip okullarına gönderin. Gafil müminler. Kusura bakmayın böyle söylediğim için. Şimdi erkek evlatlarımızı mühendis olsun, doktor olsun, hukukçu olsun, idareci olsun, şöyle olsun, böyle olsun, hep dünyalık branşlara. Kızlarımızı da İmam Hatip okuluna, ondan sonra da ilahiyat fakültesine. Bu gerçekten ümmetin ilerisi için korkunç bir tehlikedir. Bakınız söylüyorum bugün. Asıl erkek evlatlarınızı ilahiyata göndereceksiniz. Asıl oğlanlarınızı ilahiyata göndereceksiniz. İmam Hatip'ten bir pırıl pırıl mümin bir delikanlı olarak çıkacak. Ondan sonra ilahiyat fakültesinde İslam'ı öğrenecek, şeriatı öğrenecek ve de sonra belirli makamlarda, belirli mevkilerde ümmeti Muhammed'e ışık olacak. Lider olacak. Reis olacak. Babacığımın hasbunallahu ve ni'mel vekil. Vakit dolmuş. Babacığımın anlattığı, gözyaşıyla anlattığı hatıralardan biri buydu. 940'lı yıllarda babamın talebe olduğu dönemde Anadolu'da, Konya'nın köylüklerinde, ben bunu sık sık söylüyorum konuşmalarımda, imam kalmamış da vaktiyle medreseler, işte daha ne zaman, 20 yıl evvel medreseler filan kapatıldığı için, yerine de yenileri ikame edilmediği için hoca kalmamış, Konya'nın köylüklerinde 3 gün 5 gün cenaze ortada kalmış, ölüyü yıkayıp kefenleyip cenaze namazını kıldırıp da defnedecek kimse bulunamamış, şehre gelmişler, o zaman da imkanları yok, at arabasıyla hoca götürmüşler de cenazeler kokuşmuş, taaffun ettikten sonra defnetmişler. Ağlayarak anlatırdı babacığım bunları. Yani bu çok öyle uzun bir zaman değil. Ne zaman? İşte Osmanlı'nın torunları. 1940'lı yıllar, babacığımın talebelik yılları. Memleket evladına sahip çıkmalıyız. Yani elhamdülillah. Ne kadar bol mühendisimiz, ne kadar çok tabibimiz, onlar olmasın mı? Yanlış anlamayın beni. Onlara da çok ihtiyaç var. Ama dengeli olarak, dengeli olarak. Evet, evet, Kur'an-ı Kerim'i anlamak dedim de, ah bir Kur'an-ı Kerim'i bir anlayarak bir okusanız. Bir anlayarak okusanız. Bir anlayarak okuyabilsek. Onun için evlatlarınızı Arapça öğretin. Arapça öğretin. İngilizceden, Fransızcadan evvel evlatlarınızı Arapça öğretin. Onları da mutlaka öğretin diye tavsiye ediyorum. Ben bütün mümin evlatlarının mutlaka bir Garp dili, ama onun yanında Arapçayı da bilmelerini değerli kardeşlerime tavsiye ediyorum. Evlatlarınız Arapçayı mükemmel bilsinler, Kur'an'ı anlasınlar, peygamberlerin dilini anlasınlar. Ondan sonra o ilmi, o irfanı Avrupa'nın dilini de İngilizce, İngilizce ile veya işte Fransızca, Fransızca ile İslam'ı anlasınlar da hidayetine vesile olsunlar. Şimdi bir aramız var. Bu arayı vereceğiz. Sonra Rabbimizin sıfatlarını anlamaya devam edeceğiz inşallahurrahman. Efendim, şunun için söyledim. Biraz evvelki söylediklerimi, Kur'an ayetlerinin ışığında ve bereketinde ve nurunda Cenab-ı Hak Hazretlerini tanımaya çalışmak çok daha farklı oluyor. Biz ne söylesek noksan kalıyor. Ne söylesek, ne kadar böyle tunturaklı sözlerle, güzel ifadelerle anlatmaya çalışsak, bakıyorum aciziz. Ama Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz kendini anlatıyor. Allahu Zülcelal Hazretleri, beraberce bakacağız inşallah şimdi ayat-ı ilahiyeye. Rabbimiz kendini anlatıyor Kur'an ayetlerinde ve o ayat-ı ilahiyenin siz nüfuz edebildiğiniz kadar anlamı ve manası
ayrı ayrı bir bereket, ayrı bir güzellik, ayrı bir anlam ifade ediyor. Rabbimiz buyuruyorlar, Kur'an'a bakıyoruz öyleyse beraberce. Estağfirullah. Leyse kemithlihi şey ve huve's-semi'ul basir. Bazı ayeti kerimeleri almaya çalışacağım inşallah. Rahman değerli kardeşlerim. Rabbimiz buyuruyorlar ki kendisi için onun bir misli, bir benzeri hiçbir şey yok. Veya o hiçbir şeye benzemez. Leyse kemithlihi şey. Elinizde, gönlünüzde, bilginizin içerisinde, yaşadığınız dünyada benzeri bir şey olsa da işte şuna benziyor deseniz. Yok böyle bir şey. Leyse kemithlihi şey. Onun hiçbir benzeri yok. Ve huve's-semi'ul basir. Sıfatlarından iki tanesini Rabbimiz burada ifade ediyorlar. O her şeyi işitici, ileride göreceğiz inşallah. Ve her şeyi görendir. Her şeyi görendir. Diğer bir ayeti kerime, la tudrikuhul absar ve huve yudrikul absar. Gözler asla onu ihata edemez, göremez. Bakıyorsunuz, yüksek bir tepeye çıkmışsınız, bütün dünyayı neredeyse görüyorsunuz. İşte gördüğünüz şey belli ama sınırlı. Alemlerin yüce Rabbini, hayır. Yarattığı maddenin bile sırrına eremiyoruz, göremiyoruz. Gözler asla onu göremez. Ve huve yudrikul absar, o bütün gözlerin gördüğünü görüyor. Sadece insanların değil, yeryüzünde 7 milyar civarında insan var diyorlar. Her birinin 2 tane gözü olsa 14 milyar eder. Ama diğer mahlukatında gözleri var. Yani Cenab-ı Hak Hazretleri onlarla beraber görüyor ve de onların gördüğüne göre tecellide bulunuyor. Öyle söyleyeyim. Ve huve yudrikul absar. Bizim gördüklerimizi, gördüklerimizi de yarın önümüze koyacak. Bunları görmüştük, bunları görmüştün ey kulum diye. Gördüklerimizi de bize gösterecek. Evet. Yani alemlerin yüce Rabbini, Allahu Zülcelal Hazretlerini hakkıyla anlatmak bir beşer için asla mümkün değil. İşte ayatı ilahiye bize ne veriyorsa. Hadisi şeriftir denilmiş. Bazı kitaplarımızda hadise olarak geçiyor. Bazı kitaplarımızda, doğrusu sıhhatini tam bilemediğim için böyle ifade ediyorum değerli kardeşlerim. Bazıları da büyüklerimizin sözleri, İslam alimlerin sözü olarak kaydetmişler. Kullu ma khatara bi balik fallahu taala gayru zalik veya kullu ma khatara bi balik wallahu fi bara'i zalik denilir. Aklına ne gelirse, nasıl hayal edersen, nasıl düşünürsen Allah ondan başkadır. Allah ondan başkadır. Öyle değildir. Hep söylüyoruz ya, yani nasıllığını ve niceliğini bizim asla anlamamız mümkün değil. Mekandan da münezzeh. Her yerde var, hiç kimse görmüyor. Hani Yunus bu göz anı görmez, görenler hout haber vermez, bu menzile akıl ermez, bu kurduğun serap nedir diyor ya Yunus'umuz. Bu hayal alemi, bu ne, nasıl bir alem böyle? Ne anlayabiliyorsunuz, ne de anlatabiliyorsunuz. Değerli kardeşlerim, işte anlatırken diyoruz ki önce o vardır ve birdir. O vardır ve birdir. Müşrikler gelmişler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine sormuşlar. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin yani böyle... Peygamber Efendimiz bir olan Allah'a vahdaniyete davet ediyor ya, bir olan Allah'a iman edin diyor ya, gelmişler, ya Muhammed senin bu Rabbin, Tanrın, İlahın, Allah'ın nasıl bir ilah? Bize anlatır mısın? Cenab-ı Hak Hazretleri kısacık İhlas suresiyle yüce zatını anlatıyor. Muhammed'im de ki onlara, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ. O Allah'tır ve birdir. Allahu Samet, yine Allah'dır ve Samet'tir. Bir olan Allah'dır, Samet olan Allah'tır. Yani Allah'dır ama Samet'tir. Zaten bir defa lafzayı celali tam anlamıyla ihata edemiyoruz. Bu konuda yazılmış özel eserler var. İnşallah ileride onlardan bazı şeyleri imkanım olursa sizlere getirmek isterim. Cenab-ı Hak Hazretlerinin
106 ile ilgili. İnanın böyle bir şeyi yani Türkçe olarak ifade etmişler. Türkçesini anlamakta bazen zorlanıyorum. Nasıl anlatayım size değerli kardeşlerim? Rabbim bu konuda hepimize istidat versin. Ne demek Samet? Yarattığı hiçbir şeye asla muhtaç olmayan ama yarattığı her şeyin mutlak anlamda her an, her nefes, saniyenin trilyonlarında, milyarlarında bir dahi daima ona muhtaç olan Rab demek. Allahu Samet. Evet. Kul huvallahu ahad. Allahu Samet. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. O ileride alacağız inşallah Rahman vahdaniyeti anlatırken lem yelid ve lem yulet. Doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Ve onun bir benzeri de asla yoktur. Daha önce size söylemiştim. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri bütün namazlarında İhlas Suresini okurmuş da. Demişler ki ya Resulallah kardeşimiz Ali hep bütün namazlarda İhlas Suresini okuyor. Siz de çok okuyun inşallah. Biz de çokça okuyalım inşallah. Resulullah soruyorlar ya Ali niye böyle yapıyorsun? Niye çokça İhlas okuyorsun? Buyuruyorlar ki Hazreti Ali Efendimiz ya Resulallah Rabbimin zikri var. Onun için çok seviyorum. Rabbimin yadını, Rabbimin zikrini tekrar etmekten çok zevk alıyorum. Çok seviyorum ya Resulallah İhlas Suresini. Senin İhlas Suresini Allah'ı sevdiğin gibi Allah da seni çok seviyor buyurmuş Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri. La tudrikuhul absar. Gözler onu göremez. Ve huve yudrikul absar dedik ya değerli kardeşlerim. Peki burada şöyle bir soru hatıra gelebilir. Yarın cennette Rabbimizi görmeyecek miyiz hocam? Evet göreceğiz. O zaman da anlayamayacağız. O zaman da idrak edemeyeceğiz. O zaman da işin hakikatine eremeyeceğiz. Göreceğiz bir nur. Resulullah da Miraç'ta görmüştü ve o bir nur ben onu nasıl anlatayım diye buyuruyorlardı. Biz de öyle bir nur olarak göreceğiz. Peki nur ne demek? Şimdiden söyleyeyim. Allahu nuru semavati vel ard ayeti kerimesine gelince belki anlatmaya çalışacağız. Nur o neyse o. Yani nuru anlamak ve anlatmak mümkün değil. Nasıl bir şey? Yok elimizde yok ki size anlatalım değerli kardeşlerim. Yani nur ışıktır. Yok canım sen de. Bu ışığın işte kuvvetli olanı var, zayıf olanı var. Yani mumun ışığına da ışık diyoruz. Efendim projektörün ışığına da ışık diyoruz. Güneşin ışığına da ışık diyoruz. Güneşin ışığıyla birbirinin aynısı değil. Ama bu o nur ayrı bir şey. Yani biz anlayamadığımız ve anlatamadığımız için nurdan kasıt ışıktır diyoruz. Aslında öyle söylememek lazım. Nur nurdur. Nasıl bir şey? Allahu alem. Allahu alem. Elimde yok ki size gösterebileyim. Evet. Cenab-ı Hak Hazretleri cennette görülecek. Evet. Rabbimizi göreceğiz. Cemalini göreceğiz. Ama nasıllığını ve niceliğini cennette de anlayamayacakmışız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bu konu konuşuluyordu. Şu bir gecedeydiler. Herhalde yatsı namazından sonraydı Allahu alem veya belki biraz öncesinde. Dolunaydı böyle. Semada da bulut yoktu. Gökyüzünde parıl parıl parlıyordu böyle ay. Şu ayı hiç zorlanmadan, sıkıntı çekmeden gördüğünüz gibi cennette Rabbinizi göreceksiniz. Tamam, inanıyoruz bütün varlığımızda. Zaten ayet-i kerime var. وَجُوهٌ يَوْمَيْدٍ نَاظِرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ Evet. Ama nasıllığını ve niceliğini yine de anlayamayacakmışız değerli kardeşlerim. Allah göklerin ve yerin nurudur. Böyle söyler bırakırız. Ha bunu müteakirin ulemamız Münevvirus semavati vel ard yani gökleri ve yeri aydınlatan, ışıklandıran, gündüze eriştiren, ışık veren diye izah etmişler ama işte diğer izahlarda olduğu kadar Allahu alem diyerek geçiyoruz o konuda. Dakikalar ilerliyor. Sohbeti bitirememekten korkuyorum değerli kardeşlerim. Onun için bazı şeyleri kısa olarak izah etmeye, ifade etmeye çalışacağım inşallahurrahman. Cenab-ı Hak Hazretlerinin biliyorsunuz zatî sıfatları var, Rabbimizin subuti sıfatları var, Allah'ımızın fiili sıfatları var, selbi yani onda olmayan sıfatlar var, bir de o yönünden meseleye bakılıyor. Bir de haberi yani müteşabih olan sıfatları var. Bunları şöyle bugün kısa kısa öğrenelim. Hem siz öğrenin,
Evet, hem biz öğrenelim, yani siz derken kendimi de kastediyorum, yanlış anlamayın. Hem biz öğrenelim, hem de yavrularımıza, torunlarımıza öğretelim inşallah. Biz imani konulara, İslami konulara, dünyalık konulara verdiğimiz kadar çoğu zaman değer vermiyoruz, itibar göstermiyoruz. Yani mesela Kur'an'ımız elimizde işte. Bu memlekette %98 Müslümandır denilir. Kaçta kaçı Kur'an-ı Kerim'e hakkını verir? Size havale ediyorum ben. Cenab-ı Hak Hazretlerini tanımak, bilmek konusunda da, yani bir gün bir gayrimüslim caddede, sokakta giderken Konya'da, İstanbul'da, Ankara'da, her neyse, Almanya'da, bir efendim İsviçre'de, Fransa'da, Belçika'da, Amerika'da, şurada, burada, Japonya'da bir gayrimüslimin sizin dininizi öğrenmek istiyorum, efendim sizin dininizi merak ettim, sizin bir Rabbiniz varmış, bizdeki gibi değil, biz üç tanrıya inanıyoruz, bir gayrimüslim, bir Hristiyan gelse de dese ki efendim bizdeki gibi değil, sizde tek Allah inancı var, sizin Rabbiniz nasıl bir Allah, bana anlatır mısın dese de biz de anlatamazsak çok ayıp olur. Çok ayıp olur. Rabbimizin zatî sıfatları var, biliyorsunuz. Bunları çocukluğumuzda öğrettiler ama bugün biraz daha teferruatına, çok az daha teferruatına gireceğim. Aslında zamanım uzun olsa, şöyle mesela 5 saat süren bir sohbetim olsa da, inanın böyle ben de Rabbimin zatî ve sübûtî sıfatlarını ayetlerin ve hadislerin ışığında size böyle rahatlıkla anlatabilsem. Ama işte reklamlar ayrı bir efendim, ayrı bir hal. Sohbetin dakikaları ayrı bir hal. Yani tabii ne yapalım, ancak bu kadarına, buna bile çok sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. Rabbimizin zatî sıfatları, vücut, Allah vardır. Evet, Allah vardır. Ne kadar bahtiyarsınız değerli kardeşlerim şimdi. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın varlığına inanıyorsunuz. Şimdi adam çıkıyor televizyona, ben inanmıyorum diyor. İnanmıyorum diyor. Cehenneme kadar yolun var. Yarın mahşerde görüşeceğiz inşallah. Onu sanki böyle işte efendim hürriyet ve demokrasi ve efendim ifade özgürlüğü içerisinde güya söylüyor. Sanki marifetmiş gibi. Hani derler ya, şairin dediği gibi, merdi kıpti şecaat arz ederken sirkati söyler diye, doğru mu söyledim, yanlış mı söyledim tam bilemiyorum. Yani böyle hırsızlığını anlatıyor, onu da şecaat olsun diye anlatıyor aleme. Sanki bu marifetmiş gibi. Sen inansan ne olur, inanmasan ne olur? Ya dünya nice gavurlar gördü, nice münkirler gördü. Hatta nice tanrılık iddiasında olanlar gördü. Ya o firavunlar, o nemrutlar, o Ebu Cehiller nasıl son nefeslerinde, çok özür diliyorum. Ben bazen bu meselelerde babacığımı hatırlıyorum. O benden çok daha sert konuşurdu. Çok daha sert konuşurdu. Bir latife söyleyeyim mi size? Şimdi sizin KonTV'mizde izlediğiniz babamın vaazları hep rütuşlanmış vaazlardır. Çok daha sert şeyler söylerdi bu kafirlere, münkirlere. Ağır şeyler söylerdi. Dedik ne olur ne olmaz, belki yanlış anlayanlar olur, rica ettik bir kardeşimize. Onları biraz rutuşladılar doğrusu yani. Evet. Çünkü Allah Kur'an'ında lanetliyor. Ben niye hakaret etmeyeyim ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağır şeyler söylüyor, lanet ediyor. Ben niye hakaret etmeyeyim ki? Ben kimim ki? Ben kimim ki? Evet, Allah vardır. Rabbimiz Kur'an'da böyle buyuruyor. İnneni enallah. Muhakkak ki ben, evet, muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. İnneni enallah. La ilahe illa ene. Benden başka tanrı yok. Benden başka mabut yok. Benden başka Rab yok. Kendisine ibadet edilecek bir varlık yok. La ilahe illa ene. Öyleyse fa'budni, bana ibadet et. Ve akimis salate li zikri. Beni anmak, beni zikretmek, beni yad etmek için, kulluğum için namazını kıl. Ayetin tadına bakınız. Ayetin manasındaki güce bakınız. İnneni enallahu la ilahe illa ene. Rabbimiz aleme, cihana meydan okuyor. Muhakkak ki ben, inneni enallah, ben Allah'ım. La ilahe illa ene. Benden başka mabut yok, tanrı yok.
Öyleyse insansan fabudni. Bana kulluk et. Kaldı ki sadece insanlar değil. Bütün varlık ona kulluk ediyor. Onu zikrediyor. Gökler, yerler. Kâleta eteyna ta'in. Yani gökler ve yerler ya Rabbi kul olarak geldik önüne dediler ve teslimiyetlerini ifade ettiler. Ya her şey zikrediyor. Her şey onun kulu. Ve akimi salate li zikri. Ey mümin, aklını başına al. Rabbim böyle emrediyor. Beni zikretmek için namazını kıl. Şimdi ben namazını kılmayana ağır şeyler söylersem hakkım değil mi? Rabbim böyle söyledikten sonra. Evet. Öyleyse bütün varlığımızla Allah'ımıza iman edeceğiz. Zerrelerimizle, hücrelerimizle, sadece dilden değil. Zaten iman kalp ile tasdik, dil ile ikrar. Evet, esas asıl kalbin tasdikidir. Ama dil ile ikrar etmek lazım ki herkes bizim mümin olduğumuzu bilsin ya o. Bilsin. Öldüğümüz zaman götürüp de bizi gavur kabristanına yatırmasınlar, atmasınlar. Çöpe atmasınlar bizi. Biz müminiz elhamdülillah. İşte dil ile ikranın faydası o. Sonra biz kuluz. Biz kuluz. Rabbimize kulluk etmemiz lazım. Erkanıyla da amel etmemiz lazım. Evet, maalesef bir reklam vakti daha gelmiş. Evet. Ne yapalım? Olana razı olacağız değerli kardeşlerim. Ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahidun. Şair diyor ki her gördüğüm, etrafta gördüğüm her şeyde bir feryat var ki Allah var ve bir diye çığlık atıyor. Biz de ona iman ediyoruz. Şimdi inşallahurrahman bir ara daha vereceğiz. Sonra da sohbetimizi devam ettireceğiz. Kalanını da sonraya bırakırız. Ne yapalım? Evet, aramız var şimdi. Efendim, Rabbimizin zati sıfatlarını sayıyoruz. Vücut, Allah var dedik. Şair öyle diyor. Varlığım, Halık'ımın varlığına şahittir. Gayrı bürhani kavi var ise de zaittir. İkinci sıfat, kıdem. Yani alemlerin yüce Rabbinin, Allah'ımızın evveli yok. Evveli yok. Evveli olsaydı değerli kardeşlerim, o evvellikte, yani o başlangıçta onu var eden bir şeye ihtiyacı olacaktı. Bir başkasına muhtaç olan da acizdir, aciz olan da Tanrı olamaz. Yani şu kalemi yapan birine ihtiyaç var. Bunu bir başkası yapıyorsa eğer Tanrı olamaz. Çünkü başkasına muhtaç. Başkasına muhtaç olan ise aciz olur. Aciz olan ise Tanrı olamaz. Bu kainat. Şimdi enerji diyor mesela adam. Enerjiye inanıyorum diyor. Enerjiye ben bir vaktinde vaktiyle gençlerden biriyle öyle karşılaşmıştım da Cenab-ı Hakk'a inanmıyor. Enerjiye inanıyor. Her şey enerji. Enerjiyi ilk defa var eden kim? Yani enerji kendiliğinden olan bir şey öyle alemde sonradan olanlar hepsi aciz bir başkasına muhtaç olan varlıklar. Öyle olunca aciz olan başkasına muhtaç olan da Tanrı olamaz. Tanrı olamaz. Beka kısa böyle gidiyoruz. Hani itikat kitaplarımız var, ilmihal kitaplarımızın başlarında bu konularda bilgiler var. Oralara müracaat ederseniz biraz daha geniş bilgiler var. Ben biraz sözü işin başında doğrusu uzun tutmuşum. Şimdi onun için acele ediyorum bu konuyu bugün bitireyim diye. Sonu da yok Rabbimizin. Sonu da yok. Bizim sonumuz var, ölümümüz var, ölümlüyüz. Öyle olunca aciziz. Aciz olanın da biraz evvel söylediğimiz gibi ilah olması, Tanrı olması mümkün değil. Mümkün değil. Öyle olunca alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ın sonu da yok. Kur'an-ı Kerim huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batin. O evveldir, o ahirdir. O zahirdir, o batındır. Nasıl anlayacaksınız, nasıl anlatacaksınız? Evet, kullu şeyin halikun illa vecehe. Rabbimiz Kur'an'da öyle buyuruyorlar. Her şey bir gün yok olacak ancak Allah'ın zatı müstesna. Allah'ın zatı müstesna. Kullu men aleyha fan. Rahman suresine gidin. Kullu men aleyha fan. O kainatta yeryüzünde olan her şey bir gün
yok olacaktır. Onların hepsi fanidir. Ancak ve yebqa vecu rabbike zul celali vel ikram, ancak celal ve ikram sahibi olan Allah'ın zatı müstesna. Ancak o bakidir. Rabbimiz bütün varlık alemini böyle öldürdükten sonra soruyor. Limenil mulkul yevm? Bugün mülk kimin? Soruyor Allah'ımız. Kimseden çıt ses yok. Düşünebiliyor musunuz? Koskoca kainat, çıt ses yok. Kendisi cevap veriyor. Lillahil vahidil kahhar. Bir ve kahhar olan, o tanrılık iddiasında olanları, o Nemrutları, o Firavunları, o Ebu Cehilleri, o Şeddatları, o zalimleri, o hainleri, tanrılık iddiasında bulunanları filan hepsini kahretmiş Rabbimiz. Müminleri, Müslümanları tahkir edenleri, hor görenleri, efendim tepeden bakanları hepsini kahretmiş. Kimseden çıt ses çıkmıyor. Kendisi cevap veriyor. Lillahil vahidil kahhar. Bir ve kahhar olan Allah'ındır. Vahdaniyet, Rabbimizin diğer bir sıfatı birdir. Birdir. Alimlerimiz diyorlar ki eğer yeryüzünde iki tane tanrı olsaydı, değerli kardeşlerim, mesela iki tane tanrı var. Japonya'da 1000 tane tanrı varmış. De biri güneş tanrısı, birisi ay tanrısı, biri rüzgar estiriyor, biri yağmur yağdırıyor, birisi ne bileyim başka bir şey yapıyor falan. Allah akıl versin. 1000 tane tanrı. Abilerimizden biri Japonya'ya gezerken diyor böyle, onların hem de diyor suretlerini koymuşlar diyor. Böyle şeylere kendi elleriyle yapmışlar, koymuşlar. İşte 1400 yıl evvelki cehaletin aynısı bugün tekrar devam ediyor. Bu ne tanrısı? Bu rüzgar tanrısı dediler diyor. Bu öbürü yağmur tanrısı. Bu yağmuru yağdıran rüzgarı da estiremez mi? Veya rüzgarı estiren yağmuru da, bir şey söylemediler diyor. Ya maalesef. Ya. İki tane tanrı olsa diyor kitaplarımız, hocalarımız. Mesela biri diyecek ki gündüz olsun, öbürü diyecek ki hayır gece olsun. Biri diyecek ki ben yağmur yağdıracağım, öbürü diyecek ki hayır ben güneş açtıracağım. Biri diyecek ki benim kullarımın haşa şuna ihtiyacı var, öbürü diyecek bir başkasını, benim kullarımın şuna ihtiyacı var. Arada ihtilaf çıkacak. Ya gündüz olacak ya gece olacak. Veya işte ya yağmur yağacak, bulutlu olacak hava, veya güneş açacak. Bir ikisi de aynı anda iki zıt, gece ve gündüz aynı anda bir yerde olmaz. Karanlıkla aydınlık aynı anda olmaz. Bir şu bardak ya doludur ya boştur. Aynı anda iki şey birden olmaz. Birinin dediği olacak, birinin dediği olmayacak. Bu ikisi birbirine eşit olan tanrılar ya. İşte mesela biri gece istedi, biri gündüz istedi misal. Gece isteyeninki oldu, gündüzünki olmadı. Olmayınca istediği olmayan tanrı olur mu hiç? İstediği olmayınca aciz olur. Öbürü de ona eşit, aynı güçte olmalılar ki tanrı olmalılar. Zaten o öbüründen düşük seviyede olan zaten tanrı olamaz. İkisi birbirine eşit iki tane tanrı farz ediniz. Birinin dediği oldu, öbürünün dediği olmadı. Dediği olmayan hiç tanrı olur mu? Öbürü de ona eşit olduğu için ikisi de aciz. İkisinin böyle bir şey mümkün değil. Alemde böyle bir şey mümkün değil. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا. Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka tanrılar olsaydı fesada giderdi, fesada giderdi. Şimdiye kadar kaç defa kıyametler kopardı? Haşa, zaten öyle bir şey yok. Ya, düşünebiliyor musunuz? فَسُبْحَانَ اللّٰهُ. Rabbimiz Allah bütün sıfatlardan, bütün noksan sıfatlardan münezzehtir diyor, öyle buyuruyor. Fesubhanallahi rabbil arşi amma yasifun. Sizin o Allah'ımız için söylediğiniz sözlerden arşın Rabbi olan Allah, o bütün noksan sıfatlardan münezzehtir ve uzaktır. Evet. Bizim Rabbimiz bir tane ve Allah'ımız. Değerli kardeşlerim, burada hemen şöyle kısa bir bilgi vereyim. İlah, Arapçadaki ilah, tanrı karşılığı. Farsçada mesela huda deniliyor. İngilizce'de falan kelime, Fransızca'da falan kelime. Yani tanrı, ilah karşılığı anlamında. Onun için tanrı kelimesinin hiçbir zaman Allah lafzının yerini tutması mümkün değil. Yani herkesin tanrısı Allah'dır. Her milletin mabudu Allah'tır. Allah başka lafız olarak, tanrı başka. Türkçe'de tanrı,
Arapça'da ilah. Efendim dediğim gibi Farsça'da huda. İngilizce'de kat. Öyle söylüyorlar mesela. Yani bu kelimeleri bilerek kullanmak da fayda var. Tanrı kelimesi hiçbir zaman Allah lafzının yerini tutmaz. Birdir Allah, andan artık Tanrı yok. Süleyman Çelebi ne güzel bu anlamı ifade ediyor. Allah birdir, ondan başka mabut, ondan başka ilah, ondan başka Tanrı yoktur diyor. Rabbimiz bir, Allah'ımız bir, bir tane. Kul huvallahu ahad. Orada daha önce söylediğim için ifade etmedim ama belki yeni dinleyen kardeşlerim vardır. Cenab-ı Hak Hazretlerinin İhlas Suresinin başında seçtiği o kelime öyle bir kelime ki ikincisi yok. Kul huvallahu ahad. Arapçada ahad kelimesinin ikisi yok. Ha bir, iki, üç diye sayacaksanız vahid, ithni, felafe diye sayar gidersiniz. Ama ahad kelimesi ikisi olmayan bir. Bizim Allah'ımız da öyle. De ki Muhammed'im, o Allah birdir. Ne güzel. Muhalefetü lil havadis, Rabbimizin zati sıfatlarından biri de sonradan yarattığı hiçbir şeye benzememesidir. Hani leyse kemislihi şey dedik ya, sonradan var olan hiçbir şey onun benzeri değildir dedik ya. Evet. Ayet-i kerime yukarıdan Fatirus semavati vel ard ceale lekum min enfusikum ezvacen ve min el en'ami ezvacen yedra'ukum fi leyse kemislihi şey ve huve semi'ul basir. Şura suresi 11. ayetmiş. Rabbimiz orada bu hakikati böyle ifade ediyor. Onun hiçbir şeye benzerliği yok. Hiçbir şeye benzemiyor. Sonradan olan hiçbir şey ona benzemiyor. Zaten Rabbimizin nasıllığını, niceliğini bilmiyoruz ki falan şeye benzesin diyelim. Evet. Mekandan münezzeh dedik. Herhangi bir varlığa benzemekten de asla imkanı yok. Öyle bir şey söylemek tamamen münezzeh. Sonra son sıfat bu konuda kıyam bi nefsihi, varlığı zatındandır. Biz 3 gün yemesek, 2 gün su içmesek, biraz istirahat etmesek, havayı teneffüs etmesek mesela yaşayamayız. Hayat biter. Rabbimiz için böyle bir şey söz konusu değil. Vacibül vücut diyoruz. Varlığı zatının muhtezası. Hiçbir şeye muhtaç olmadan zatını devam ettiriyor. Zatı devam ediyor veya. Nasıl bu? Bunu nasıl anlatacaksınız? Bunun böyle olduğuna inanacaksınız. Başka çare yok, tamam. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Hiçbir şeye muhtaç değil. Evveli yok, ahiri yok. Hiçbir şeye benzemiyor. Evet. Bir olan yüce kudret. Rabbimizin subuti sıfatları varmış. Var değerli kardeşlerim. Küçük yavrular için tekrar ediyoruz. Hayat, ilim, semiye, basar, irade, kudret, kelam, tekvin diye bize çok küçüklüğümüzde ezberletmişlerdi. Siz de yavrularınıza ezberletin, böyle sayalım. Ne demek hayat? Allah diridir. Canlıdır. Evet. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diyoruz ya. Oradaki hay işte bu sıfat. Diridir. Dirilik sahibidir. Huvel hayyu la ilahe illa hu. Diğer bir ayeti kerimede böyle buyuruluyor. Huvel hay, o diridir. La ilahe illa hu. Ondan başka da Tanrı, ondan başka da ilah yoktur. Fed'uhu muhlisina lehuddin. Dini, dinde samimi kişiler olarak, dini Allah'a tahsis ederek sadece Allah için ona dua edin. Ayetin devamı böyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve hamd alemlerin yüce Rabbi olan Allah'a aittir. Şimdi siz bu ayeti kerimenin manasını biliyorsunuz. Biraz evvel ilk bölümde söylediğim gibi okuyorsunuz. Burada Rabbinizin sıfatlarını böyle hatırlıyorsunuz. Huvel hayyu la ilahe illa hu fed'uhu muhlisina lehuddin elhamdülillahi rabbil alemin. Bu ayeti okumuşsunuz. Manasını da biliyorsunuz. Ne kadar tatlı. Rabbimiz diğer bir ayeti kerimede evet böyle buyuruyorlar. Ve tevekkel alel hayyillezî la yemut ve sebbih bihamdih. Furkan suresi 58. ayeti kerime. Ve tevekkel alel hayyil lezi la yemut ve sebbih bihamdih ve kefâ bihi bidunubi ibadihi khabira. Ölmeyen, asla ölmeyen ve hay olan Allah'a tevekkül et. Hani dedelerimizin bir sözü var. Ağaca dayanma kurur, duvara dayanma efendim yıkılır, insana dayanma ölür. İşte tatlı sözler bunlar. Kime dayanacağız? Hay olan ve de asla sonu olmayan
Ölümsüz olan Allah'a dayanacağız. Ve sebbih bihamdi. Onu hamdiyle tesbih et. Ve kefâ bihi bidhunubi ibadihi khabira. Kullarını günahlarıyla bilmesi ona yeter. Bu ayet-i kerimenin tefsiri çok tatlı olacak tahmin ediyorum. Rabbimiz, yani imkanımız olsa da girsek, Rabbimiz bizim her şeyimize vakıf. Huzuruna çıkmışız yarın, her şeyimizi biliyor. Bütün sırlarımıza vakıf. Kıpırdamamız, bir tarafa kaçmamız, bir şey söylememiz mümkün değil. Ama Allah'ımız bilsin. Müminler olarak öyle söylüyoruz. Günahlarımızı Allah'ımız bilsin. Rabbimize havale, o bizim sahibimiz. Allahu veliyyüllezine amenu, bizim velimiz, bizim sahibimiz, bizim her şeyimiz. Hayat dedik, Allah diridir. İlim, öyle bir ilmi var ki her şeyi kuşatmış. Her şeyi kuşatmış. Hani biraz evvel dedim ya, ben şu arka sayfada ne var onu bilmiyorum. Bir saniye sonra, 10 dakika sonra, bir saat sonra ne olacak bilmiyorum. Dışarıda ne cereyan ediyor bilmiyorum. Bilmiyorum, 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 bilmiyorum. Sınırsız bilmediklerimin içerisinde işte birkaç kelimeyi size ifade ediyorum, o kadar. Ama alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ın ilminde sınır yok. Nihayet yok. İnna Allah alimu gaybis semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin gayblerinin esrarının ilmine sahiptir. İnnehu alimun bizati sudur. Sadece böyle eşyanın değil, gönüllerden geçenlere bile vakıftır o. Düşüncelerimizi bile. Düşünebiliyor musunuz? Yeryüzünde dediğim gibi 7 milyar insan var. Misal. Bunların 3,5 milyonu gece olduğu için uyuyor. Öyle kabul ediniz. Öbür taraftaki 3,5 milyon ayakta. O 3,5 milyon diyorum, özür diliyorum, düzeltiyorum, milyar, 7 milyar, 3,5 milyar, 3,5 milyar ayakta ve onların kalplerinden geçenin, her birinin kalbinden geçenleri ayrı ayrı biliyor. Sadece insanlar mı? Sadece kalplerinden geçenleri mi biliyor? Vücudumuzdaki her hücrenin ihtiyaçlarını biliyor. Bir insanın vücudunda şu kadar milyar hücre var. Bu kadar alemde, kainatta efendim canlı varlık var. Hatta cansız varlıkların bile bir atomları var, molekülleri var, protonları var, nötronları var. Onların içerisinde dönen ve korkunç süratle mesafe kat eden varlıklar var. Bizim hücrelerimiz var, kalbimiz. Her birimizin uykuda olsa bile 7 milyar insanın kalbi ayrı çalışıyor. Efendim damarlarında kanlar ayrı dolaşıyor. Nefes alıyor ciğerleri. Teneffüs ile karbondioksit veriyor, oksijen alıyor, her neyse havayı temizliyor. Beyin ayrı çalışıyor. Uyuyan bir insanın ayağına iğneyi batırınız, topluyor ayağını. Ya o adam ölü. Uyuyor yani, bir şeyden haberi yok. Yok, beyin demek ki çalışıyor. Yüce kudrete bakınız. Yüce kudrete bakınız. Yani alemlerin yüce Rabbi olan Allahu Zülcelal Hazretlerinin ilmini bir düşününüz. Babacığımın bir hatırası vardı. Bu böyle bir konu açıldı mı ağlar ve şöyle bir şey anlatırdı. Bir zat mecnun olmuş. Sokaklara düşmüş. İyi bir zamanında demişler ki, ya sen çok zeki bir insandın. Ne oldu sana? Allah'ın kudretini düşüne düşüne bu hale geldim demiş. Göklere baktım. Denizlere baktım. Dünyaya baktım. Varlık alemine baktım. O küçücük varlıklar, o küçücük örümcekler var mesela, o küçücük karıncalar var değerli kardeşlerim. Onların da bir hayat nizamı var. Onlar da yediklerini sindiriyorlar. Onların da bir aile yapıları var. Onların da efendim kendilerine göre ihtiyaçları var. Onlardan da teneffüs edenler var. Damarlarında kanlar dolaşanlar var. Var da var. Neler var, neler var. Ya hepsinin onların halini biliyor. Sübhanemen ya'rifuni. Ve yesme'u kelami ve yerzugni ve la yensani. Hani o küçük kurçuk böyle tesbih ediyormuş ya, evet. İn tubdu şeyen ev tuhfuhu fe innallaha kâne bi kulli şeyin alima. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz böyle buyuruyorlar. Ahzab suresinde bir şeyi, o kalbinizde olan şeyleri isterseniz açığa çıkarın, isterseniz gizleyiniz, Allah her şeyi bilmektedir. Her şeyi bilmektedir. Ve in tecer, Taha suresine gidin. Ve in tecer bil kavli fe innehu ya'lemu sirra ve ahfa. Sen o sözü söylesen de söylemesen de, senin o gizli olarak söylediklerini de
çok daha gizli olanlarını da Allah bilir. Gizli olanlarda. Hani Resulullah öyle buyuruyorlar ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretlerinin arkasından konuşuyorlar. Onları Rabbimiz bildiriyor ona, haberdar ediyor mucize tarihiyle. Efendim aleyhissalatü vesselam da onların yüzlerine karşı söyleyiveriyordu. Rezil oluyorlardı ya, Rabbimiz bildiriyordu ya. وَمَا تُقْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرٍ Muhammed'im onların kalplerinde olan çok daha kötü, çok daha çirkin. Ya Taha suresinin başını ne olur bir okun, okuyun. Biraz evvel söylemeyi ihmal ettim. Ben veremiyorum değerli kardeşlerim. Mesela Rum suresinin 19-20. ayetlerden itibaren Cenab-ı Hak kudretinin delillerini anlatıyor. Bunları ne olur not alın. Yani şu sohbetlere otururken küçük bir kağıt parçası elinizde bulunsun. Bir de kalem. Bazı söylediğim şeyleri ne olur not alın da sonradan bir bakın. Ne olur o Rum suresinin 20. ayetinden itibaren bir bakın. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Taha suresinin ilk ayetlerini bir okuyun. Hazreti Ömer'in imanına vesile olmuştu biliyorsunuz. Taha. Ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka illa tezkireten limen yahşa tenzilen mimmen halakal arda ve semavatil ula errahmanu alel arşisteva. Mesela buraya geliyorsunuz mecburen duracaksınız. Errahmanu alel arşisteva. Rahman olan Allah Rahman arşı istiva etti. Nasıl anlatacaksınız bunu? Nasıl anlayacaksınız? İmam-ı Malik, bırakın beni, İmam-ı Malik Hazretlerine sormuşlar. Demişler Cenab-ı Hak Hazretleri arşına nasıl istiva etti üstad? El istiva'u ma'lumun. Vel keyfu meçhulun. Vessuhelu anhu bid'a. Böyle cevap vermiş, geçmiş gitmiş. İstiva malum. Ne demek? Yani istiva kelimesi bir şeyi kapladı, bir şeyi üzerinde yükselmek. Yani bir şeyi üzerinde madde aleminde zahir kelime olarak, kelime manası olarak istiva etmek demek. Mesela bir sandalyenin üzerine oturmak demek. Veya efendim yükselmek demek. Veya onu kaplamak, ihata etmek, karar kılmak demek. Haşa bunları Rabbimiz için söyleyebilir miyiz? Asla böyle bir şey yok. Böyle bir şey asla olmaz. Peki bu nasıl bir şey? Allahu alem bir sevap. Allah bilir. Allah bilir. Evet. Zamanımız olsaydı bu konuya biraz daha girmek istiyordu gönlüm doğrusu. Ama biz olduğu gibi inanacağız değerli kardeşler. Ya olduğu gibi inanacağız. Yani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyor? İşte tefsirlerimizde müfessirlerimiz neler söylemişler? Resulullah ne kadar anlatmış? Sahabe-i kiram efendilerimiz ne kadar izah etmişler? O kadarıyla yetineceğiz. Dahasına o zaman motoru yakarsınız. Yani kapasitenin ilerisine geçerseniz biraz evvelki söylediğim gibi motoru yakarsınız Allah muhafaza buyursun. Evet. Ayeti kerimeler Rabbimizden böyle değişik, tatlı, çok çok muhteşem şeyler bahsediyor. Mesela şu ayeti kerimeler alsanız Araf okuyun bunun da tefsirini inşallah. Araf suresi 54. ayet. Estağfirullah. İnne rabbakumullahu allazi halaka's semawati vel arda fi sitteti ayyamin thumma istawa alel arş. Yushil leyla en nahara yatlubuhu hasisan ve'ş şems ve'l kamer ve'n nucum musahharatun bi emri. Ela lehu'l halqu vel emr. Tebarakallahu rabbil alamin. Tebarakallahu Rabbil Alemin. Ela lehul halku vel amr. Bir şey söyleyeyim mi değerli kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim vallahi ve billahi ve de tallahi Allah kelamıdır. Ne biçim bir söz diyeceksiniz buna? Yani işte ne bileyim içimden geldi de öyle söyledim. Kur'an Allah kelamıdır. Sadece şu ayeti okuyun başkasına gerek yok. Ela lehul halku vel amr. Başka bir güç, başka bir kudret, başka bir otorite bunu söyleyemez. Tebarakallahu Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah her şeyden yücedir. Alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımızın bir başka sıfatı da semi, yani işitme sıfatı. Her şeyi işitiyor, her şeyi işitiyor. Her şeyi görüyor. İnna Allahu bi ibadihi le habirun basir. Her şeyi de görüyor. İnnehu bi kulli şeyin basir. Her şeyi görür o. İnna Allahu es-semiul basir. Ayrı ayrı ayeti kerimeler bunlar. Yani yahsabuna enna la nesma'u sirrahum ve necvahum. Bela ve rusulina ledeyhim yektubun. Rabbimiz böyle buyuruyorlar.
Yani onlar o inanmayanlar, inkarcılar o konuştuklarını, o gizli gizli birbirlerine fısıldaşmalarını falan bizim duymayacağımızı, işitmeyeceklerimizi mi zannediyorlar o sır halinde gizli konuştukları şeyleri? Biz işittiğimiz gibi bela ve rusulüne, hayır onların zannettiği gibi değil, elçilerimiz, meleklerimiz, ledeyhim yektubun, onların yanında onlar da ayrıca yazıyorlar buyuruyor Rabbimiz. Yazıyorlar ayrıca. Ya her şeyi görür. İrade mesela, sadece bu irade konusu ayrı bir sohbet konusu. Rabbimizin dilemesi var. Diliyor ve ol emriyle yaratıyor. Allahu Zülcelal Hazretlerinin dilemesi, değerli kardeşlerim, bizim dilememiz gibi değil. Mesela biz bir şeyi görüyoruz. O gördüğümüz şeyden dolayı içimizde bir bilgi hasıl oluyor ve bir şey istiyoruz. Yani mesela acıkıyoruz, acıktığımız için yemek istiyoruz. Sonradan oluşan bizde bir şey. Veya ne bileyim, bir meyve görüyoruz, onu yemek istiyoruz. Suyu görüyoruz, susuzluğumuz hatırımıza geliyor, içiyoruz, içmek istiyoruz ve içiyoruz. Onu irade ediyoruz. Rabbimizin iradesi zatı ile kaim. Sonradan bir şeyi bilmiyordu da sonradan bildi. Bir şeyi iradesi evvelce yoktu da, yani evvelce meçhuldü de sonradan ortaya çıktı. Yok, böyle bir şey yok. Cenab-ı Hak Hazretlerinin iradesi de zatıyla kaimdir. Peki ben bunu nasıl anlatacağım? İşte ancak bu kadar anlatabiliyorum. Tekrar ediyorum yani. Evet. Ve onun iradesi tekvini irade, teşrii irade diye mutlak irade ikiye ayrılıyor. Kainatı yaratmadaki iradesine tekvini irade deniliyor. Vaktiyle ne zaman arzu etmişse murad etmiş, güneşleri, ayları, yıldızları yaratmış, kainatı yaratmış. Yeniden birçok şeyleri yaratmaya devam ediyor. Yeni durmadan bir şeyler oluşuyor, alemde Rabbimiz yaratıyor. Bizim irademiz ile ilgili tarafına da teşrii irade deniliyor. Biz bir şeyi irade ediyoruz, bir şeyi murad ediyoruz. Rabbimizden onun yaratılmasını istiyoruz gizli yönüyle. Rabbimiz de onu yaratıyor. İşte bizim kendi talebimizin olması bizi mesul kılıyor. Yarın biz onu istedik ya, biz herhangi bir davranışı yapmayı istedik ya, Rabbimiz onu yarattı. Bizim irademizin oluşudur bizi mesul kılan. Yani biz iyi iş yapmayı istedik Rabbimizden, onu yarattı, onunla cennete gireceğiz. Kötü iş isteyenler de Rabbimiz onu razı olmayarak yarattı. Onun karşılığını da cehennemde görecek. İnkarcı kendisi kendi iradesiyle inkar ediyor. Münafık kendi iradesiyle münafık oluyor. Biz de elhamdülillah kendi irademizle müminiz. Kendi isteğimizle. Kendi Rabbimiz zorlamıyor. Rabbimiz kaza ve kader konusunda bu konuda burada girebilsek aslında iyi olurdu. Ama zamanımız kalmadı. Bir dakikam kaldı. Yani değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Hazretlerinin iradesi de mutlak iradedir. Zatıyla kaimdir. Kudret her şeye gücü yeter Cenab-ı Hak Hazretlerinin. Kelam harf ve sese muhtaç olmadan konuşur Allahu Zülcelal Hazretleri. Biz mesela baba diyebilmek için, değil mi efendim, B ve A harflerine ikişer defa ihtiyacımız var. Anne diyebilmek için A, N harflerine ve E harflerine ihtiyacımız var. Cenab-ı Hak Hazretlerinin böyle sese ve harfe ihtiyacı yok. Eğer Rabbimiz bir varlığa hitap ederse kulağıyla duymazmış, bütün varlığıyla duyarmış. Bu konuyu sonra bir açalım, biraz daha üzerine duralım inşallah. Cenab-ı Hak kullarıyla nasıl konuşur? Sonra tekvin, kudret, kelam, tekvin, son bu konudaki sıfatı yaratıcıdır Cenab-ı Hak Hazretleri. Rabbimizin selbi sıfatları var. Yani onda olmayan şeyler var. Noksan sıfatlarının hiçbiri Cenab-ı Hak Hazretlerine yoktur. Ölüm gibi, hastalık gibi, acıkmak gibi, susamak gibi, yorulmak gibi, rahatsızlanmak gibi, bunların hiçbiri yok. Alemlerin yüce Rabbi olan Allahu Zülcelal Hazretlerinde. Dediğim gibi biraz daha çalışsak belki olur. Bir de haberi sıfatları var Cenab-ı Hak Hazretlerinin. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin elinden bahsediliyor. Zatından bahsediliyor. Biraz evvel ayet-i kerimeyi okudum. Kulli şeyin halikun illa veçe. Kullu şeyin halikun illa veçe. Her şey yok olacak ancak onun yüzü veya zatı kalacaktır. Nasıl bir zatı? Bilemiyoruz. Efendim, yedullahi fevka ideyhim. Allah'ın eli onların elinin üzerinde diyor Rabbimiz. Elinden bahsediyor. Görmesinden bahsediyor. İşitmesinden bahsediyor. Selef alimlerimiz diyorlar ki, değerli kardeşlerim, bu konuyu olduğu gibi inanır bırakırız. Sonraki alimlerimiz bunu izah ediyorlar. İnşallah buna bir sonra girelim. Başka kardeşlerimin diğer programında dakikalarına
tecavüz etmeyeyim. Bunu burada bitiriyorum ama bu konuyu bir daha şöyle elimden gelirse, inşallah imkanım olursa, Rabbim fırsat verirse tekrar ele alacağım ve bu son sıfatları biraz daha size izah etmeye çalışacağım. Gelecek hafta olamayacağım, gelecek hafta devam ederiz derdik. Gelecek hafta için sizden izin istiyorum. Görev icabı bir ayrılığım olacak değerli kardeşlerim. Onun için ama Mevlidimizin tarihi 5 Mart, onu da hatırlatıyorum. Hatimlerin devamını rica ediyorum. Şimdiden 40'a doğru yaklaştı hatimlerimiz. Allah sizlerden sonsuz razı olsun. İnşaallahurrahman, Rabbim imkan verirse seyahat dönüşü yine beraber olacağız. Bu konuları tekrar ele alacağız. Rabbim hepinizden razı olsun. Geceniz hayırlı olsun efendim. Allah'a emanet olun.